Evet. Bak 18 dakika başladı. Evet, ben bugün biraz kafamızdaki bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. İnsan psikolojisiyle uğraşan biri olarak zihnimiz nasıl yoldan çıkar gibi. Yani çok zeki insanlar, çok böyle başarılı insanlar bazen çok aptalca şeyler yapıyorlar. Öyle büyük hatalar yapıyorlar ki kararlarını şaşırıyorsunuz niye böyle bir karar verdi diye. Mesela 80 yaşın üzerindeki bir kişi 16 yaşındaki birisine aşık olabiliyor. Her şeyini feda edebiliyor. Nasıl oluyor bu şey? Bunları ele almaya çalışacağım. Bunun arka planında ne var? Bu tabii süremize göre ben size hap bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi burada bir duygusal aptallık kavramı var. Çok zeki insan, mantıksal olarak zeki insanlar duygusal olarak o kadar zeki olamıyorlar. İşte burada deve kuşu sendromu diye bilinen sendrom. Biliyorsunuz kişinin tehlike anında başını kuma sokması. Yani bazı görüşlere göre tehlike anında başını kuma sokmak yumurtalarını koruma davranışı diyorlar. Ama sonuçta koca gövdesi dışarıda. Burada gücün büyüsü insana duygusal aptallık yapıyor. Özellikle diktatörler gücün büyüsünü kullanarak ve böyle büyük gösterişli eserler karşılamalar yaparak o büyü üzerinden insanlar yönetiyorlar. Hep bunun örnekleri var. Hatta Sultan Abdülmecit Mehmed Emin Paşa, onun sadrazamlardan birisi, Dolmabahçe Sarayı vesaire yaparken ya bu kadar hazine borçlanıyor, zaten borç içindeyiz. Yani bunu bu israfı azaltalım dediği zaman Sadrazam Mehmed Emin Paşa görevden alıyor. Düşün yani bu yaşadığımız 1. Abdülmecit döneminde olan bir şey. Ve diğer bir duygusal aptallık yapan da korkunun şiddeti duygusal aptallığı artırıyor. İnsan korktuğu zaman aptalca şeyler yapabiliyorlar. Yani korkutmayı da burada özellikle insan korku duygusu nedeniyle o duygunun etkisiyle duygusal aptallaşma yapıyorlar. Hatta bununla ilgili biliyorsunuz Stockholm sendromu diye bir sendromdan bahsediliyor. Kişi rehine alınıyor. Rehin olduğu kişi onu kontrol ediyor her şeyini ve orada ona aşık oluyor. Yani burada bu Stockholm sendromu diye ben birçok bu korkunun etkisiyle temel değerlerine, kişilik yapısına uymayan şeyler yapan insanları görüyoruz. Sevginin yüksekliği de aynı şekilde duygusal aptallık yapıyor. Sevginin yüksekliği bir insan çok sevdiği zaman mesela evler, eşleri düşünün. Eş aldatma modernizmin kabusu biliyorsunuz. Cinsel aldatma. En çok da en son duyan eşler olur. Niye? Eş çok sevdiği için onu bir türlü yakıştıramaz eşinle ilgili şeyleri. Yani en son duyan onu söyleyemez kimse. Yahut da çocuğu madde kullanıyordur, esrar kullanıyordur. Onun madde kullandığını görmez. Duygusal körlükler yapıyor. Zihinsel körlükler yapıyor. Aşırı yüksekliği. Aşırı istek de zihinsel körlük yapıyor. Bir şeyi aşırı isteyen kişilerde onun isteğinin aşırı istek karşıtını besliyor. Ve karşı durum ortaya çıkıyor. O da hata yaptırıyor. Yani şimdi birçok insanlar var, komplo teorilerine çok inanan insanlar vardır. Yani her toplumda %5-10 oranında vardır. Ama bu komplo teorine inanan kişilerde, şimdi aşı olayında olduğumuz gibi komplo teorine inanan kişiler aşı olmuyorlar. Ve bu yüzden pandemi kurbanı olan kişi örnekleri var. Burada komplo teorilerine inanmakta. Bir de diğer rutine alışma hastalığı vardır. Burada sendromu vardır. Rutine alışma sendromunda insan farkında olmadan senelerce aynı şeyi çocukluğundan beri aynı şeyi yaptığı için o yaptığı şey nedeniyle bir müddet sonra onu aynı hataya devam eder. Hatta bu da işletme körlüğü deniyor buna. Birçok işletmede bağımsız denetçiler alır ki bu işletme körlüğünü gidermek için, rutine alışma sendromunu düzeltmek için. Bunlar duygusal aptallık yapan bazı örnekler. Başka bir örnek burada bak, duygusal aptal. Einstein biliyorsunuz deha var, bir dahi Nobel Fizik Ödülü, mükemmel
keman çalıyor, yüksek zekası var, satranç oynuyor. Bu duygusal zekası yerlerde sürünüyor. Evliliğin 10. yılında eşine şunu söylüyor: senin evli kalmam istiyorsan benden şikayet etme. Yemeğimi içeceğimi düzenli olarak odama getir. Benden dostluk ve yakınlık bekleme diyor. Ve bu Nobel Fizik Ödülü almış bir kimse aile hayatında çocuklarını yetiştirmede aynı başarıyı gösteremiyor. Duygusal körlük var orada. Evet. Burada ikinci olarak söyleyebileceğim bir zihnimizin yoldan çıkmasıyla ilgili Spinoza'nın yanılgısını ben burada vurgulamak istiyorum. Şimdi Spinoza biliyorsunuz aydınlanma çağının filozoflarından. Spinoza Descartes'in başlattığı bir süreç bu biliyor. Descartes, daha sonra Hegel vesaire bunları yorumlamıştır. Burada Spinoza'nın yanılgısı derken Spinoza'nın aslında yaptığı bilimsel veriler, yaşadığı çağdaki bilimsel veriler ona göre doğruydu. Ama şu anda Spinoza gelse yanlış bu der, değiştirebilir bu fikirlerini. Çünkü burada yeni bilgiler ortaya çıktı. Kuantum bilgisi ortaya çıktı. Genetik bilgi ortaya çıktı. Nörobilimin getirdiği bilgiler ortaya çıktı. Bu bilgiler içerisinde Spinoza'nın aslında yanıldığını, iyi niyetli olduğunu ama yanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi her şey veri diyorduk değil mi 20. yüzyılda? Aslında her şey veri değil. Yani veri her şey deniliyordu. Aslında veri her şey değil. Her şey veri. Evren dijital tabanlı bir evren var. Dijital tabanlı evren, yani evrende önce bir bilgi var, ondan sonra madde var. Ama görüş şöyleydi bak, Hegel'in görüşü. Diyalektik sorgulaması vardı. Hegel diyalektiği olarak geçiyor. Burada madde ve fikir birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul ediliyor. Yani madde ve fikir, yani diyalektik materyalizmde vardı. Ama önce madde var, maddeye diyalektik olarak soyut bilgi ortaya çıkmış. Bilim, felsefe vesaire çıkmış. Ama kuantum dinamiği diyor ki önce bilgi var. Maddenin beş hali: katı, sıvı, gaz, enerji ve bilgi hali. Maddenin yeni keşfedilen hali bilgi hali. Bu bilgi hali içerisinde o halde önce bilgi olduğuna göre Higgs bozonuna Scientific American dergisi tanrı parçacığı dedi. Ve şu anda özellikle Hawkins'in bir görüşü var. Bu benim matematiksel aklım bu dünyanın bu kadar hareketli, canlı, neşeli olmasını görüyor. Ama bu koca evrenin böyle renksiz, hareketsiz, boş olması benim matematiksel aklım kabul etmiyor. Oralarda da çoklu evren var, başka canlılar var. Onlar Kristof Kolomb'un Amerika'ya gidip orayı işgal ettiği gibi onlar gelip dünyayı işgal edecekler tarzında bir görüşü var konuşmalarında. Bunlar da yeni matematiksel akılla, yani yeni matematik modellemeyle bütün bunlar sorgulanıyor. Diğer sorgulanması gereken metakognitif genetik şifreler var. Anlamlılık, ölüm algılama geni var. Ama böyle zamanı algılama ile ilgili. Ama ilginç olan da ruhani arayış geni en son tespit edildi. Watts geni. Bu gen akıllılıkla çok yakından ilgili bu gen. Bu gen olan kişiler ölümden sonrasını, hayatın anlamını bunu sorguluyorlar. Genin ismi de burada. Ve diğer taraftan da Darwin yaşam bir mücadeledir demişti. Şu anda bu Spinoza'nın takipçisi olarak düşündüğümüzde burada bağırsaklarımızda vücudumuzdaki mikroplardan daha çok büyük mikrobiyota var. Ve bu müthiş bir şekilde vücudumuza yardım içinde çalışıyor. O halde yaşam mücadele değil, yaşam mücadele istisna ama yardımlaşma esas şu andaki bilgilere göre. Yani akla uygun her şey gerçek, gerçek olan her şey akla uygundur. Bu Hegel'in ünlü sözü ve bu böyle bir durumda şu anda böyle bu evrenin kendini göstermeyen bir dış güç tarafından, her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden tarafından, ki buna bizim kutsal metinlerimizde buna tevhid tezi olarak kabul ediyor. En akla, varoluşu açıklayan en akla yakın tez olarak bunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler Bilgelik Psikoloji kitabında duygusu, rasyonel inanç, Spinoza'nın yanılgısı ve evrimin evrimi gibi kanıtlarıyla sunmaya çalıştım. Ve 2014'te de Arizona Üniversitesi ile Columbia Üniversitesi'nin
yeni bir bilim tezi var ortaya çıkan. Burada bilimsel zihinler materyalizmin ötesine geçiyor. Yani postmateryalist bilim manifestosu yayınladı. 124 sayfalık bir manifesto. Bu manifestoyu Türkçe çeviriyoruz ve şu anda web sayfamızda da bunun ilk manifestonun ilk giriş kısmı var. Bu nedenle şu anda yeni bilim anlayışı, bütüncül bilim anlayışı. Sadece madde her şeyi açıklamıyor. Madde ötesi bir bilim arayışına ihtiyaç var. Diğer insana hata yaptıran, zihnimizin yoldan çıkmasına sebep olan konulardan birisi tanrı kompleksi taşıyan insanlar vardır. Kendilerini böyle özel, önemli, üstün istiyorlar. Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar. Kendilerini övgüyle beslenirler. Mesela ben öyle bir iş adamı biliyorum. Çok Marmaris'te balık avlamaya gidiyor. Çok güzel, çok eğleniyorum, çok rahat, çok rahat diyor. Onun üzerine arkadaşlar diyor ki ya burada rahatsa diyor, niye gelip burada çalışıyorsun, gidip de orada şey yapsana diyor. Yaşasana Marmaris'te diyor. Ya ama balıklar beni alkışlamıyor ki diyor. Mesela bu onların şeyi, yani kişinin alkışla besleniyor narsistik kişiler. Yani bu kişiler neyin peşinde koşuyorsan kutsalın odur. Burada sürekli geçmişle övünmek, anakronizm var. Yani kişi geçmişteki bir başarısına odaklanıp o başarıyla yaşayan, gelenekçilik var. Geleneklilik güzel bir şey ama gelenekçilik anakronizmdir. Kronolojisi çalışmış, yani şaşırmış bir yaşamdır. Liderlik patolojisidir. Liderlerde Napolyon'u düşünün, İskender'i düşünün, hepsi Sezarları düşünün, hepsi tanrı krallardır. Kendilerine tanrı gibi itiraz edilmemesini, körü körüne itaat edilmesini istiyorlar. Bu tanrı kompleksi olarak geçiyor. Gücün kanun ve kurallarda değil, tek kişide toplanması, despotizmin doktrin haline gelmesi, kendi fikrini zorla kabul ettirmenin, sesi değil, sözünün üstünlüğünden çok sesinin üstünlüğüne güvenen annelik babalık örneklerini düşünün. İkna yönüne bağırarak hükmetmeye çalışan, liderlik yüceltilir, sistem kurma ihmal edilir bu tip tanrı kompleksinde. Yani entelektüel tevazu bunun çözümü. Entelektüel tevazu varsa orada gelişme oluyor. Ve bu kişilerde ölüm yokmuş gibi yaşayan, yaşamamış gibi ölür diyen Konfüçyüs'ün sözünü bu kişilerin unutmaması gerekiyor ki hepimizin içerisinde narsistik bir uyuyan parça var, kötü parça. Bu parçayı, içimizdeki bu parçayı bu şekilde entelektüel tevazuyla ve yaşamamış gibi ölürüm düşüncesiyle kontrol edebilir herkes. Burada bak görüyorsunuz, narsistik liderlerden bir örnek. Asker, ressam, çok disiplinli, gece gündüz çalışıyor, kitleri harekete geçiriyor liderle. Büyük Almanya İmparatorluğu oluyor, muhalefeti yok ediyor. Fiziksel, siyasal, sosyal zekasında dahi. Ancak vicdanı, zekası yerlerde sürünüyor. 5,5 milyon kişi aşağı ırk gerekçesiyle öldürüyor. Düşün. Merhametsiz, insafsız. Ya başarırım ya ölürüm. Yaşam felsefesi bu. Ya başarırım ya ölürüm. Ve 1945'te eşiyle birlikte intihar ediyor. Bu narsistik bir lider olarak şu anda demokrasiyi buna borçluyuz ama. Onu da söyleyeyim. Yani bu Batı toplumu bunu gördükten sonra ancak demokrasinin kıymetini anladı ve ifade özgürlüğünü ve insan haklarını böyle bir kutsal değer gibi yaşatmaya çalışıyor. Diğer bir sendrom da niyet okuma sendromu olarak da geçebiliriz. Yani çok yapılan, insanın hata yapan, yakın ilişki yaşantıları bozan durumlardan birisi yeter dediğin zaman geber anlar. Canım dediğin zaman canın çıksın anlar. Yakın ilişkilerde vardır bunu görürüz. Burada yani karşısındaki kişinin niyetini sen bunu söyledin diyerek niyetini okur. Niyet okuma insana en çok hata yaptıran şeydir. Bu çünkü insanda var bu. Diğer canlılarda yok. Beynimizde ayna nöronlar var. Ayna nöronlar karşı tarafın zihnini okumayı başarıyor. Bizim beynimizdeki ayna nöronlarla karşı tarafın beynindeki ayna nöronlar konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Bu konuşurken karşı tarafın ne düşündüğünü de düşünüyor insan. Buna teori teorisi ve zihin teorisi deniyor. Bu arada insana bir hata yapıyor. Karşı tarafın zihniyle ilgili varsayarken onun düşünmediğini, yapmadığını bir şeyi varsayıyor. Yakın ilişkilerde, evlilik sorunlarında en çok rastladığımız problemlerden birisidir. Yani söz duyduğun zaman ne söylediğe mi odaklanıyorsunuz, kim söylediğe mi odaklanıyorsunuz? Eğer niyet okuma hastalığına yakalanmak istemiyorsanız biz muhakkak
ne söyledi deyip olayı analiz etmemiz lazım. Ama gelişmemiş zihinler kim söyledi der, olayı kişiselleştirir ve niyet okur, hükmeder. Bu zaten böyle birisi der, bana bunu demek istiyor. Gelin kaynana meselelerinde düşünün. Yani eve gelin kaynana meselelerinde eve gelin geldiği zaman yani işte el bebek, gül bebek büyüttüğüm çocuğumu elimden alacak diyor mesela. Devamlı kuşkuyla bakıyor, yüzü gülmüyor. Eğer kendini gerçekleştiren kehanet kuralı. Yani insanlar hiçbir zaman kötü insan yoktur. Hayatının bir döneminde kötü günler geçiren insan vardır. Bu nedenle bir insanı kötü diye hemen kategorize etmek çok yanlış. Bugün kötü dediğimiz insan yarın o kötülüğü değiştirebilir, çıkabilir. Onun için hayatının bir döneminde kötü zan fenomeninde çok dikkat çekmek gerekiyor. İnsanın hata yaptırıyor. Niyet okuyorsunuz, kötü zanda bulunuyorsunuz. Burada ve çözüm olarak ne öneriyoruz? Bakın burada Chicago Üniversitesi pratik bilgelik merkezi açmış. Birkaç yıl önce açmış, yeni açmış. Ve burada bilimsel bilgelik, sırf bu insan ilişkilerindeki zeki insanların bu hatalar yapması. Mesela Nokia neden CEO'sunun röportajını okudum ben. Niye kaybettiniz siz diyor. Biz hiç yenilmeyeceğimizi düşünüyorduk diyor. Burada ne oluyor? İflas erteleme tutumu gerekiyordu. Her an kaybedebilir ihtimaliyle yaşaması gerekiyordu. Onu yapmayıp ne yapıyor? Ve kaybediyor. Bir diğer işte buradaki bilimsel olarak göz önüne alınıyor bilgelik. Bilgelik bilimsel olarak göz önüne alınması kanıta dayalı bilgelik olarak geçiyor. Ve bunu eğer biz, bu 21. yüzyılın becerisi bu. Bunu biz hayatımıza eğer geçiremezsek bu çağı kaybederiz. Biz bu bilgeliğin aslında Doğu bilgeliğinin, Anadolu irfanının üzerindeyiz. Bunu muhakkak hayata geçirmemiz de gerekiyor. İşte burada o birinci kitapta ben rasyonel inanç, Spinoza'nın yanılgısı, evrimi konusunu işlerken ikincisinde de iyi doğru güzel bulma sanatı gibi çeşitli böyle bilgelik hikayetlerinden mesela çok tavsiye ettiğim bir bilgelik hikayesi Tolstoy'un bilgeliği vardır. Tolstoy münzevi olarak yaşayan birisini gönderdi. Ne yapıyorsun diyor. Boş boş duruyor, oturuyor zannediyor. Ben diyor bir yılanla uğraşıyorum, bir şahinle uğraşıyorum, bir kartalla uğraşıyorum vesaire. Hiç kimse yok yanında diyor. Hayvanlar nerede? İşte kartal diyor, ellerim diyor, şahin diyor, yılan diyor, dilim diyor, eşek diyor, ayaklarım diyor, direniyor, tembellik yapıyor diyor. Ben bunları eğitmekle uğraşıyorum diyor. Yani sonuçta hepsi biz kendimizi, dünyayı değiştirmeye kendimizden başlamamız çok önemli. Kendimizi, aklımızı, kalbimizi, gözümüzü, dilimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı yönetebilmenin bilimidir, bilgelik bilimi. Bunu zihnimizin yoldan çıkmasına çözüm olarak bilimsel bilgeliği rahatlıkla söyleyebiliriz. Teşekkür ederim.